Şimdi yine yazım kurallarından devam ediyoruz. Ve kalemimiz şimdi arkadaşlar yine birleşik sözcüklerden devam etmek istiyorum. İki kelimesinde de er ile biten bitişik kelimeler birleşik yazılır demiş. Şimdi uyur gezer derken burada er ekinden birisi var. Biz hani demiştik ya size. Ekler, ar, er, ır, ir, ur, ür. Ses benzerliğine uğrayabilirdi diye. Şimdi kural bana ne diyor? İki kelimesi de ar, er ile biten birleşik kelimeler bitişik yazılır. Biz neyi biliyorduk? Bitişik kelimeler, birleşik kelimeler bitişik de yazılabilirdi. Birleşik kelimeler bitişik de yazılabilirdi. Ayrı da yazılabilirdi. Baktığımda uyur gezer derken burada ne var arkadaşlarım? Ar er ekinden birisi var. Gezer derken ar er ekinden birisi var. Ne diyor? İki kelimede de ar er eki var ise sen o iki kelimeyi bitişik yaz. Biçer, döver. Yine ar er eki var mı her iki kelimede de? Evet. O halde ben nasıl yazmak mecburiyetindeyim? Bitişik yazmak mecburiyetindeyim. Konar, göçer. Ar er yine bu iki sözcükte de var mı? Evet var. O halde ben nasıl yazacağım? Her iki kelimeyi de bitişik yazmak mecburiyetindeyim. Yanar, döner. Her ikisinde de ar er eki var mı? Evet var. O halde ben bunları nasıl yazmak mecburiyetindeyim? Bitişik yazmak mecburiyetindeyim. Geçtik. Renklerle yazılan bazı hayvan adları bitişik yazılır. Şimdi. Kur'an ne diyor? Renklerle sen bir hayvan ismi yazmışsan eğer onları bitişik yazmak mecburiyetindesin diyor. Bozayı derken buradaki boz bir renk ismi mi? Evet, renk ismi. Ve bunun üzerine ayı hayvan ismi gelmiş mi? Renklerle oluşturduğum benim bir hayvan ismi mi? O halde ben nasıl yazmak mecburiyetindeyim? Bitişik yazmak mecburiyetindeyim. Altı indiğimde ala geyik diyor. Burada yine bir hayvan ismi ve Allah renk ismi var mı? Var. O halde ben bunu nasıl yazacağım arkadaşlarım? Bitişik yazmak mecburiyetindeyim. Ala balık. Burada balık bir hayvan ismi, ala ise yine bir renk ismi mi? Evet. Kurala baktığında kural diyor ki renk ve hayvan ismi birleştiğinde bir hayvan ismi oluştuğunda sen onu birleşik yani bitişik yazmak mecburiyetindesin diyor. Burası da anlaşıldı mı? Daha sonra Hristiyan derken arkadaşlar şurada kesinlikle ve kesinlikle ı sesi yoktur. Tamam mı? Iris ti yan. Kravat derken kesinlikle ı sesi yoktur. Trafik derken burada yine aynı şekilde ı sesi yoktur. Bunlar da aklınızın bir köşesinden çıkmasın. Hristiyan diye yazmıyoruz. Hristiyan diye. Yani burada bir ı sesine yer vermiyoruz. Kravatlı kravat olacak. Burada yine bir ı sesine yer vermiyoruz. Trafik derken yine burada bir ı sesine yer vermiyoruz diyoruz. Daha sonra ilk iki unsuz arasında ünlü bulunan sadece dört kelime vardır diyor. Bak biz bir önceki kuralda ne dedik? Hristiyan'da, kravatta, trafikte
Kesinlikle aralarda ünlü harf bulunmuyordu. Ama sadece dört tane kelimede ı var. Tıraş derken ı ile yazıyoruz. Kılavuz derken ı ile. Kulüp derken yine bir ünlü var. Trabzon derken yine bir ünlü var. Trabzon, pardon. Trabzon. Trabzon derken yine bir ünlü yer alıyor. İki anlamlı kelimenin bir araya gelmesinden oluşan sözcük değil mi? Bunlar kural. İlk iki ünsüz arasında ünlü bulunan sadece dört kelime var diyoruz. Tıraş, kılavuz, kulüp, trabzan. Yazımı karıştırılan sözcükler. Arkadaşlarım şeyler yani bir sözcüğümün içerisinde. Şey kelimesi var ise şey her zaman her zaman ayrı yazılır. Anlaştık mı? Benim sözcüğümün içerisinde şey kelimesi var ise şeyler her zaman ayrı yazılır. Örnek, her şey derken herle şeyi ayırdık. İyi şey derken şeyi ayırdık. Bir şey, güzel şey derken ben bunları ne yapıyorum arkadaşlarım? Ayırmak mecburiyetindeyim. Anlaştık mı? Bir sözcüğün içerisinde şey kelimesi varsa şeyler her zaman ayrı yazılır diyoruz. Devam ediyoruz. Daha sonra hiç kimse derken kalıplaşmış olarak ayrı yazdım. Hiçbiri bitişik. Herkes bitişik. Her biri ayrı. Herhangi bir herle hangiyi bitişik yazdım. Biri burada ayırdım. Herhangi bir şey. Arkadaşlarım bunlar kuraldır. Bu şekilde yazılmak mecburiyetindedir. Şimdi tekrar ediyoruz. Yazımı karıştırılan sözcükler demiştik. Bak. Yazımı karıştırılan sözcükler. Her şey ayrı yazılıyor. İyi şey ayrı yazılıyor. Bir şey ayrı yazılıyor. Güzel şey ayrı yazılıyor. Sonuç itibariyle biz ne dedik? Şeyler daima ayrı yazılıyor. Şey sözcüğünü gördün mü? Her zaman ayrı yaz. Devam ettik. Yine burada yazımı karıştıran birkaç tane daha sözcüğümüz var. Hiç kimse derken hiçle kimseyi ne yaptım ben? Ayırdım. Hiçbiri bitişik yazılıyor. Herkes bakın, şöyle bir kullanımım yok benim. Z ile yazamayız. Nasıl yazmak mecburiyetindeyiz? Her kez. Yani sonu ne ile bitiyor? S ile bitiyor. Her biri derken herle biri ayırdık. Herhangi bir derken herle hangiyi bitiştirdik? Biri ayırdık. Herhangi bir şey derken yine şey burada ayrı yazılmak mecburiyetinde. Arda. Arkadaşlarım bunlar bir ikileme. İkilemeler nasıl yazılırdı? Ayrı yazılırdı. Arda derken T ile bitirdim gördüğünüz üzere ve ayrı yazdım. El ele, kol kola, yüz yüze, diz dize, baş başa. Gördüğünüz üzere bu sözcüklerde nasıl yazılıyor? Ayrı yazılıyor. Bakın arda, el ele, kol kola, yüz yüze, diz dize, baş başa. Bunlar bir ikilemedir. İkilemeler nasıl yazılırdı? Ayrı yazılırdı. İkileme ayrı yaz. Arda, el ele, kol kola, yüz yüze, diz dize, baş başa. Anlaştık mı? Daha sonra gitgide
sözcüğü ise bitişik yazılır. Bunu da unutmuyoruz. Git, gi, de. Anlaştık mı? Bana nasıl soru sorar? Bir tane metin verir ya da paragraf verir ya da bunları yapmazsa der ki aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazımı karıştırılan bir sözcük yazımı yanlış bir sözcük vardır dediği takdirde cümlenin içerisinde bunlardan herhangi birisini ekleyebilir mi? Ekleyebilir. Ben ne yapmak mecburiyetindeyim? Şu gördüğümüz yazımı karıştırılan sözcükleri unutmamak mecburiyetindeyim. Çünkü bunlar benim karşıma soru şeklinde çıkacaktır. Ben biliyorum ki, tekrar ediyorum yine, ben biliyorum ki şey sözcüğü her zaman ayrı yazılır. Daha sonrasında hiç kimse derken hiç ve kimseyi ben ayırmak zorundayım. Hiçbiri derken biriyi birleştirmek zorundayım. Herkes S ile yazılır, Z ile yazılmaz. Her biri derken bak hiçbirini bitiştiriyordum, her birini ayırıyordum. Hiçbirini bitiştir, her birini ayır. Daha sonrasında herhangi bir derken herle hangiyi bitiştirdim, biri ayırdım. Herhangi bir şey derken yine herhangi bitişik bir ve şey sözcükleri ayrı yazılmak mecburiyetindeydi. Trabzan ne demek demiş? Trabzan bu merdiven korkulukları var ya, çıkarken tutunduğumuz, onlara biz trabzan diyoruz. Anlaştık mı? Şeyin istisnai durumu yok Zeynep Nazcığım. Şey her zaman ayrı yazılıyor, tamam mı? Bakın ben zaten istisnai durumlardan bahsediyorum. Şimdi sizin bu gördükleriniz kalıplaşmış bir şekilde bu şekilde yazılıyor. Onun dışında ekstra bir istisnai durum olduğu takdirde ben sizlere yine bahsedeceğim. Bu kısım anlaşıldığı üzere ben kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi, hani bak, şimdi geldik şuraya. Kimisinde, bak şurada ne yaptık? Kimisinde her sözcüğünü bitişik yazdık. Herhangi derken bitişikti. Her biri derken ayrı yazmıştık, değil mi? Bak şimdi. Her sözcüğünü her biri derken ayrı yazmıştık. Herhangi derken bitişik yazmıştık. Şimdi Zeynep Naz dedi ki hocam istisnai durumlar var mı? Şey kelimesinde istisnai durum yok. Ama ben dönüp baktığımda herhalde sözcüğünde istisnai bir durum vardır. Arkadaşlarım şimdi ben cümle içerisinde herhalde sözcüğünü mutlaka anlamına gelecek şekilde kullanırsam ayrı yazmak mecburiyetindeyim. Cümleyi okuyorum. Herhalde gelmelisin. Şimdi burada bir herhalde sözcüğü var mı? Evet var. Peki ben herhalde sözcüğünün yerine mutlaka sözcüğünü kullanabilir miyim? Bu anlamı veriyor mu? Mutlaka gelmelisin. Evet. O yüzden mutlaka anlamını verdiği için ben nasıl yazıyorum? Bitişik değil, ayrı yazıyorum. Anlaştık mı? Herhalde sözcüğü cümle içerisinde mutlaka anlamına geliyorsa ayrı. Herhalde sözcüğü cümle içerisinde belki anlamına geliyorsa bitişik yazmak mecburiyetindeyim. Anlaştık mı? Hemen örneğimize bakalım. Herhalde gelebilirim derken burada belki anlamı var mı? Belki gelebilirim. Oldu mu? Oldu. O yüzden ben ne yaptım arkadaşlarım? Bunu bitişik yazdım. Herhalde sözcüğünün iki tane kullanımı var. Bak tekrar söylüyorum. Herhalde sözcüğünün iki tane
kullanımı var. Neydi bu iki kullanımı? Herhalde sözcüğü cümle içerisinde mutlaka anlamına geliyor ise, herhalde sözcüğü cümle içerisinde mutlaka anlamına geliyorsa sen bunu ayrı yazacaksın. Her halde. Ama senin cümle içerisinde kullandığın herhalde sözcüğü belki anlamı taşıyor ise sen bunu nasıl yazmak zorundasın? Bitişik yazmak zorundasın. Anlaştık mı? Geçtik. Şimdi genelde şehrin giriş levhalarında, çıkış levhalarında bunları görürüz. Ya da herhangi bir mekana girdiğimizde, o mekandan çıktığımızda hoşça kal, hoş geldiniz, güle güle gibi tabirlerde bulunurlar. Şimdi bunlar da kalıplaşmış bir şekilde ayrı yazılan sözcüklerdir. Eğer sen birine hoşça kal diyeceksen, hoşça kal sözcüklerini ayrı yazmak mecburiyetindesin. Hoş geldiniz derken ayrı yazmak mecburiyetindesin. Güle güle derken ayrı yazmak mecburiyetindesin. Hoşça kal sözcüğü ayrı yazılan bir birleşik sözcüktür. Hoş geldiniz sözcüğü ayrı yazılan bir birleşik sözcüktür. Güle güle ayrı yazılan bir sözcüktür diyoruz. Anlaştık mı? Hoşça kal ayrı yazılır. Hoş geldiniz ayrı yazılır. Güle güle ayrı yazılır. Daha sonra ön söz. Yine bunlar yazımı karıştırılan sözcüklerden birkaçı. Ön söz derken bak önle sözü ayırmak mecburiyetindeyiz. Bunlar kalıplaşmış bir şekilde ayrı yazılıyor. Bakın arkadaşlar karıştırmayın. Ön yargı. Daha sonra öz güven. Ön söz, ön yargı, öz güven. Bunlar ayrı yazılan birleşik sözcüklerdir. Tamam mı? Daha sonra dinozor, yeryüzü, hanımefendi, gökkuşağı, pantolon, şoför, egzoz, antrenman. Bunlar da yine cümle içerisinde, metin içerisinde yazımı karıştırılan sözcüklerden birkaçı. Dinozor, bak. Dinozor diye bir yazım yok. Yani buradaki nedir? O'dur. Dinozor diye yazılır. Anlaştık mı? Dinozor. Dinozor diye bir kelimem benim yok. Dinozor diye yazılır. Dinozor. Burayı da sildim. Daha sonra yeryüzü. Yeryüzü de bitişik yazılan bir birleşik kelime. Bey, efendi sözcükleriyle kurulan kelimeler zaten birleşik yazılıyordu. Efendi derken burada hanım ve efendiyi birleştirdik. Yani sen tutup da şu şekilde bir yazım yapamazsın. Hanımefendi diye ayrı yazamazsın. Yani şöyle bir cümle kuramazsın. Buyurun hanımefendi, ne isterdiniz derken sen bunu yazıda hanım ve efendiyi birbirinden ayırırsan yazım yanlışı yapmış olursun. Hanımefendi nasıl yazılıyor arkadaşlarım? Hanımefendi birleşik yazılan bir bitişik sözcük. Daha sonra gökkuşağı. Gökkuşağı da bitişik yazılan bir birleşik sözcüktü. Hocam Trabzon'da ı var mı? Trabzon'da ı yok. Anlaştık mı? Beyefendi. Evet, beyefendi de nasıl yazılır? Bitişik yazılır Mert. Hanımefendi, beyefendi. Bunlar bitişik yazılır.
Antrenman diye yazılmaz. Antrenman diye yazılır. Taylan. Evet Mert dedik. Beyefendi olur dedik. Daha sonra bak gökkuşağı karıştırma. Gökkuşağını da sen bitişik yazacaksın. Bey, efendi, hanım, efendi. Bunlar nasıl yazılıyor? Bitişik yazılıyor. Pantolon. Şoför. Şoför diye bir kullanım yok arkadaşlar. Bakın şu şekilde yazmayın. Bunun doğrusu nedir? Şoför. Yani ilki ö değil, ikincisi ö ile yazılıyor. Geçtik. Egzoz. Yine egzoz ne ile yazılıyor? Çift z ile yazdım bak. Antrenman. Biraz önce bir arkadaşım sormuştu. Antrenman diye yazılır. Anlaştık mı? Şu yorumlarımıza da bir bakalım. Taylancığım bunun açıklamasını yaptık. Mert'in anlaştık demiş. Baday. Tamam. Dersimiz bugünlük burada sona erdi. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son antrenmanda kaldık, tamam mı? Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.